Akdeniz'in göz bebeği, adını Mustafa Kemal Atatürk'ten alan üretim cenneti, çalışkan insanların ve bereketli toprakların yurdu Gazi Paşa'dayız. Ve Kasım ayının ilk günlerinde böylesine güzel bir güneş karşıladı bizi bu güzel havada da. Güzel şeyler konuşacağız Gazi Paşa'nın o önemli üretim dokusuna dair, üretimine dair çok önemli ayrıntılar var. Onları paylaşacağız sizlerle. Ve çok değerli konuklarımla Gazi Paşa'nın tarımını konuşacağız. Ee, özellikle tropikal meyvede çok önemli gelişmeler kaydettik Gazi Paşa son yıllarda. Ee, oradaki gelişmeler ve onun dışında tarımsal üretimdeki yaşanan sorunlar çözümler elbette masaya yatırılacak. Evet konuklarım e, ziraat mühendisi üretici iş insanı Sayın Hidayet Bilgiç, Gazipaşa Halk, Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Sayın Hamdi Fidan, yine Hal Komisyoncuları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Sönmez ve Tropikal Meyve Üreticileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Aslan. Söyleşimizde başlayacağız. Gördüğünüz gibi hava çok sıcak. Ben konuklarımı tek tek ağırlayacağım. Burada Cebeli Tepesi'nde Gazi Paşa'yı Şahin Bakış'ı gördüğümüz bu güzel tepede söyleşimiz başlayacak. Evet Gazi Paşa Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Sayın Hamdi Fidan'la biraz tabii küçük olmasına rağmen gerçekten belki de Türkiye'nin en hareketli hallerinden biri değil mi? Gazipaşa hali. Buradaki hem üretim durumunu hem hal ile ilgili konuları konuşacağız. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Gazipaşa kazasını diğer Türkiye'nin kazalarına kıyaslamayalım. kıyaslamayalım. Gazipaşa kazası çok çalışkan. Gerçekten çok çalışkan ve çeşitliliğe önem veren bir ilçemiz. Yeniliklere. Bu yeniliklere. Şu anda evet. şunu diyebiliriz. Gazipaşa tropikal meyve cenneti oldu. Yani ekvator kuşağında yetişen her Meyve sebze burada yetiştiriyoruz biz artık yani. Ben zaman da üreteceğim. Şimdi istersen halin işleyişi hakkında bu kamuoyunda da şu anda bir hal kanun değiştirme söz evet, bu konusu. çok önemli. Biz evet. özellikle o sorunun Şimdi altını çizmek istiyoruz. İşleyişini size aktarayım. Bunu geçenlerde biz Tarım Bakanımızla da görüştük. Baştan sona kadar hepsini izah ettik. Burada tekrar sizin kanalınız vasıtasıyla tekrar izah edeyim. Halde evet. e, Haziran Temmuz aylarında şey biter. Sezon biter. Ondan sonra ha şu arada anti parantez şunu söyleyeyim. Gazipe büyük çiftçi yeri değil. Küçük çiftçilerin oluşturduğu bir yer. 50 bin nüfusu kazada 8 bin 10 bin civarında çiftçi var. Evet. Yani her aile çiftçi diyebiliriz. Şimdi önce şundan başlayayım madem ki üretim sezon bittiği zaman çiftçiler bize işte tohumu al efendime söyleyeyim. seram naylonunu al, gübremi al, fidemi al gibi e, istekleri var. Çünkü zaten kendine ancak yetiyor o şey. Yani bir sene kazandı ancak yetiyor. Biz de e, her türlü yardımı yapıyoruz. Artı e, haldeki komisyoncu arkadaşlarım sadece ticaretle ilişkili olmuyor müstahsirlerle. Yani üretici arkadaşlarımız da. Onların hem annesi hem babası hem kardeşi işte. Bir kader için, birliği var. Bir kader birliği var. Yani e, zaten iç içesiniz gaz bir şey boyutunda iç içe çalışma gerektiriyor. Ondan sonraki süreçte mal çıktığı zaman yani sebze ve meyve çıktığı zaman hale geliyor. Kamuoyunda şu intibayı biz yıktık sanırım yani herkes de bunun doğruluğunu öğrendi. Hale gelen sebze ve meyve biz bir saat dahi tutmayız. Tutamayız zaten. Hemen fire vermeye başlar. Özellikle yaz sezonu hiç saklama şansınız yok. Çünkü ikinci gün kaybedersiniz. Hem fiyattan kaybedersiniz hem kilodan kaybedersiniz. Biz devletin bize verdiği %8'i alır, diğerlerini tamamını yani yüzde %92'sini de üretici teslim ederiz. Sistem bu şekilde işler. Şimdi... Şimdi burada bu sanırım yeni hal kanunuyla birlikte hal çıkış fiyatlarıyla tezgaha geliş fiyatları arasındaki e, farktan e, bir sorumlu aranıyor. Bu farkla ilgili bir, bir sorumlu adam, aranıyor. Onu da halleri var. mi buldular acaba? Evet Öyle halleri mi? diyorlar ama e, biz üretici haliz. Yani biz burada üretiriz, tüccara satarız. Ondan sonra tedarik zincirini devletin mekanizmaları kontrol etmesi gerekir. Biz onu bilemeyiz. Ama buradaki fiyatlar her gün belli zaten. Devletin, Tarım Bakanlığı'nın şeyinde sitesinde var. Sabahleyin kaç para satar? 2 lira 20 kuruş. Biz bunu 2,5 liraya satamazsınız. Yani belirlenen fiyatta, arz göre belirlenen fiyatın üstünde satamazsınız. Aşağı satarsınız belki. Yani şey olmazsa o gün yük satarsınız. İkinci gün fiyat zaten düzenlemesi tekrar yapılır. Bir, bir de Şimdi çiftçiye destek diye şey yapıyoruz. Genel destekten nasıl oluyor? Tarım arazi var. Devlet sana 20 lira civarında herhalde para veriyor. Bu da büyük arazi olanlar. Belki Gazipçe boyutunda bu geçerli değil ama bir doğuda geçerli. Adam 5 bin dönüm, 10 bin dönüm arazisi var. Alıyor parasını cebine koyuyor. Ben Tarım Bakanımıza şunu rica ettim. Sayın Bakanım, üretime para verin. Ben bir ton patlıcan mı topladım? Kaç para verirsen 10 lira. 10 lirayı gitsin, rahat bakarsan alsın. Artık sıcak bakarlar mı bakmazlar mı bilmiyorum ama ben tarlam var. E, tarlaya ben boş para ekmeden para veriyor devlet. İşte üretime yani bunu para saymıyoruz. verin e, Tabii, üretim çağrınız para aslında evet. burada çok önemli altında evet. çizmemiz gereken bir çağrı bu. Çünkü söylediğiniz doğru yani teşvikler veriliyor ama hani o tarla ekiliyor mu biçiliyor mu ne yapılıyor Şimdi belli değil. Şimdi biraz birazcık şey yapayım. Geçen yıl hemen notumdan size aktarayım onu. Geçen 100, 165 lira olan gübre bakın 2020'sinde 165 lira gübre 450 lira 2021'de. Bu 18 kaldı dediğimiz yani üretimde kullanılan malzemeler bunlar. Evet. Üre 160 liraymış 530 lira yani olmuş. Bu, bu, rakamlar gerçek rakamlar yani sayın tarih, izleyiciler tarih, tarih bu, bu, rakamlar Bir yıl arayla. Bir yıl arayla. Yani bunlar yüzde 300 artmış. Bu yüzde 100 artmış potasyum nitratta. Tekrar bu rakamları alalım. 18.46 dediğimiz gübre 2020 yılında 165 liraymış. Şimdi 450 lira, 460 lira. Şeyine göre değişiyor. Üre dediğimiz gübre 160 liraymış, 530 lira. Potasyum nitrat 160 liraymış, 350 lira. En az şükür bu en az artan gübremiz olmuş. Bir kamyon gübre geçen yıl 5,5 lira, 5500 liraydı. Bu yıl tam 10.000 lira. 10 milyardan aşağıya gübre yıktıramıyor. Ürün fiyatları? Ürün fiyatları sabit. Yerinde sayıyor. Aynen sayıyor. Evet. Şunu da söyleyeyim size. Ben. Ürün üretildiği kadar satılır. Ne kadar çok üretirseniz o kadar fiyat endeksi kendiliğinden oluşur. Yani bizim şeyimiz şu. Üretim, üretim, üretim. Başka türlü fiyatları düşürme şansınız da yok. Yani başka bir şey çözümü yok bu işin. Artı Gazipaşa'nın bir özelliğini daha söyleyeyim. Gazipaşa Türkiye'nin en kaliteli salatalığına yetiştiren ilçesidir. Biz buradan şu anda Gazipaşa halinden 17 ülkeye ihracat yapıyoruz. E, sen bir Rusya'ya bağımlıydık. Bir uçak kazası oldu biliyorsunuz. Yine dikenli salatalık mı dikenli yoksa? Dikenli salatalık. Yani normalde ihraç ediliyor ama yani ana emtia dikenli salatalık. 17 ülkeye gidiyor şu anda. Yani Gazipaşa halinde toplanan ürün. E dünyanın dört bir yanına, dört bir yanına dağıtılıyor. Gidiyor. yani Almanya'ya gidiyor, Rusya'ya gidiyor, Ukrayna'ya gidiyor, Makedonya'ya gidiyor. Aklınıza nereye gelir soruya gidiyor. Yunanistan'a da gitti. Bak bu yıl Yunanistan'a bile mas sattık biz. Şimdi onlar Anadolu'dan almaya başlamışlar ama bizi etkilemiyor. Yani bir uçak 24 Kasım uçak krizi olmuştu. O zaman biz perişan olduk. Ama şimdi o şeyi yırttık yani biz şimdi. Her ülkeye pazarlamasını yapıyoruz. Bizim komisyoncu veya tüccar arkadaşlarımız var. Bunu 17 ülke şu anda biz pazarlıyoruz. Bir sıkıntımız da yok. Şunu görüyoruz şimdi onca kriz yaşandı. E, Gazi Paşalı üretici e, hiçbir geri adım atmadı Atmıyor. üretimden. Evet. Hiç caymadı, hiç yılmadı. Şunu anti verelim. verelim. Çiftçilerimize ben çok teşekkür ediyorum kendi nezdinde. E, Gazi Paşalı atık çıkmıyor artık. Gazi Paşa çiftçisi bilinçlendi. Gazi Paşalı çiftçisi artık bu malın geriye geleceğini, fiyatının geriye gideceğini öğrendi. Onun içinde nitelikli geçin, üretimi de nitelikli sağladım. üretimi de öğrendi. Tedarik zincirinde tekrar tekrar söylüyorum üstüne basa basa devletin görevi. Bizim burada sattığımız fiyat her gün bakanlığın sitesinde var. Zaten internette yayınlıyoruz biz. Onun dışındaki kim arttırdı, kim fahiş fiyat sattı onu biz ilgilendirmiyor yani. Evet. Durumumuz bu. Şimdi bu hal yasasına tekrar vurgu yapalım isterseniz. Şimdi hal komisyoncuları bizim yıllardır zaten çiftçilerimizle de konuşuyoruz. Komisyoncularımızla da konuşuyoruz. Bir nevi kötü gün dostu. Çiftçinin kötü gün dostu hal komisyoncuları. Hayır, üretim Şimdi Üretim bölgeler için özellikle özellikle tabii ki. <laughs> Şimdi Doğru. bu bu onu çektiğiniz zaman o tuğlayı oradan çektiğiniz zaman Geriye çok sistem daha büyük geçer. zorluklar belki. Bak, gözer. Neler olur? Neler olur? Şimdi e, diyelim ki ben bu yıl komisyonculuğu bıraktım veya gaz halini kapattılar. Burada 10 bin civarında çiftçi var. Bu 10 bin çiftçinin belki 2 bini eker. Yani kendi ekonomik durumu müsaittir. Diğerlerinin hiçbirisi sekemez. Naylonun kilosu 35 lira, 40 evet. lira. 5 evet. sene bir değiştiriyor. Bir döneme de 600 kilo civarında naylon gider. Adam 5 dönüm yere varsa. 3 ton 40 liradan 120 bin lirayı sen vermezsen adam üretim yapamaz. Yani birisi borcunu bitirip de ikinci sene tekrar şey yapmıyor. Borcunu bitiremiyor adam. 12 ay karşılıklı alışveriş yapıyorsunuz. Her konuda. Sadece alışveriş de değil. Bakıyorsunuz düğününü yaparken. O işte alışveriş dediğim ee, Evet, İlişkiniz değil mi? Kopmuyor. O ilişki kopmuyor. Yani her zor günde, her önemli dönüm noktalarında. Hastası da bizim yanımızda. Evet. Çocuğu doğarsa da bizim yanımızda. Düğün varsa da bizim yanımızda, cenazesi varsa da bizim yanımızda. Artık her konuda zaten içi iç, iç oluyoruz. Bir de Gazifen'in bir özelliği var. Gazifen'in herkes birbiriyle hısım akraba. Doğru. Yani, yani Gazifen'in dar boyutunda. Yani bu hemen krizin hemen... faturasını hal komisyonculara ne kesmesinler diyorsunuz Tabii, galiba aynen. özet olarak. Bir, bir, de halin işleyiş tarzında şunu söylüyorum ben. Şimdi genelde tüccarlar var. Tüccar geliyor buradan çiftçiyi dolandırıp gidiyor. Özellikle tropikal meyve konusu arkadaşım izah edecektir size e, tropikal meyve konusunda geliyor adam. E, işte bir iki sefer peşin para veriyor. Ondan sonra da Allah'a ısmarladık yok. Biz de diyoruz ki bunu hal yönetimini değişik bir şekilde yapalım. Bakanlığın elemanı olsun, belediyenin yerel yönetimi elemanı olsun. Artık derneklere yetki verilsin, yönetime girsin dernekler. Dışarıdan e, hal alan arkadaşlarımız var buradan. Bu adam mesela yani oldu bu başımıza da geldi. 10 sene çalıştı, 10 sene çarptı gitti. Dernek yönetimine bunu yetkiyi verirse biz Türkiye'nin her vilayetinde, her kazasında tanıdığımız var, arkadaşlarımız var. Soruyoruz bunları. Geçen sene de Avukatodan çarptılar. 500 milyar çarptılar. Bir kadını, Sadece bir kadın. Biz bu işin baştan müsebbibi olsak, evet, yani tarafı olsak. Bu olsa, istimallere de açık tabii bir ortam. Biz onu uyarırız. Ama bizim haberimiz olmuyor bundan. Çarpıldıktan sonra haberimiz oluyor. Devlet bu konuda yani Sayın Tarım Bakanımıza bunu ilettik. Dosyalarını da verdik. İnşallah derneklerde bir şey yaparlar diye düşünüyorum. Umarız, yani. umarız. Evet. E, zararın neresinden dönülürse şey yani. kardırır. İnşallah bundan sonraki olaylar başımıza gelmez. Çok, çok teşekkür ederiz. Sağ, teşekkür ederim, ederim. sağ olun, var olun. Kolaylıklar dileriz. Kolaylık gelsin, sağ olun. Üretim cenneti Gazipaşa'da söyleşimiz devam ediyor. Tarımla ilgili üretimle ilgili sorunları masaya yatırmayı sürdürüyoruz. Şimdi de Gazipaşa Hal komisyoncuları Derneği yönetim kurulu üyesi Sayın Ali Sönmez Ali Sönmez aynı zamanda üretici muz üreticisi ki bölgenin de en önemli üretim kaynaklarından birisi muz bakalım tarımsal üretimle ilgili hangi sorunlar var? Sayın Ali Sönmez. Şimdi başta sizlere ve ekibinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Köylünün, köylü vatandaşının, çiftçinin ne zahmetle zebze meyve yetiştirdiğini ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti'ne duyurduğunuz için hepinize saygılarımı sunuyorum. Var olun efendim. Biz teşekkür ederiz. Bizim görevimiz o. Sağ olun. Şimdi Tabii çiftçi, Sayın Dernek Başkanımız çiftçinin konumunu anlattı. E, oralara girmek istemiyorum. Yalnız e, Gazi Paşa üreticisi. Az önce de bahsettiğiniz gibi Türkiye'de ve dünyada bir pandemi hastalığı süreci içerisinde çiftçimiz hiçbir şeyden korkmadan yılmadan. Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyacı olan zebzeleme gece gündüz demeden yetiştirmeye çalıştı. Bunu bir kere Türkiye'nin bilmesi lazım. Tabii söylenecek çok şeyler var. Çiftçinin mağduriyeti çok büyük. Ama burada Gazi Paşa'da şu an çiftçilerimizden hala seresini ekemeyen arkadaşlarımız var. Niye? Gökçeler Barajı diye bir baraj yapıldı. Sulama Gazi Paşa'nın sulama ihtiyacını gidermek için. Şimdi bir tane arkadaşımız Kayseri'den uçmuş gelmiş iş adamı Gökçeler Barajı'nın önüne HES kurmuş, elektrik üretiyor. Bize şu an elektrik gerekli, bunun elektriksiz yaşanmayacağını biliyoruz ama zebzemiz susuz olmuyor. Evvela buna su vereceğiz ki ceyran faturalarımızı yatıralım ceyran giderlerimizi karşılayalım. Onun için devlet büyüklerimizden özellikle rica ediyorum. Özellikle iktidar partisinden. Burası Gökçeler Barajı bir sulama barajı mıdır? Yoksa bir şahısa özel yapılmış bir takım, bir takım şirketlere, bir HES üretmek için mi yapılmış? Biz tarihler boyu hep Gökçeler Barajı, Gökçeler Barajı, Gazipaşa'yı sulayacak, Gazipaşa'yı sulayacak derken Şimdi gökçeler barajının suyu çaldır, çaldır, derelere akıyor, derelere akıyor. Ama yan tarafındaki iki dönüm yer olan vatandaşımız hala seresini susuzluktan ekemedi. Bunu da bilgilerinize arz ediyorum. Çok çarpıcı bir tablo aslında, gerçekten. Yani evet. bunu özellikle de daha da belki bununla ilgili girişimlerde bulunmak gerekiyor. Var mı başvurularınız bu konuyla ilgili? Şimdi biz geçenlerde Gazi Paşa Komisyoncular Derneği olarak Orman Bakanlığımıza gittik. Davet ettiler. Türkiye genelindeki Komisyoncular Derneği olarak bu pahalılık yüzünden eleştiriye girdik. Orada Sayın Dernek Başkanım Hamdi Fidan bu durumu Sayın Bakan'a anlattı. Anlattı ama bizi doyurucu bir cevap vermedi Sayın Bakanımız. Yine de kendisine buradan teşekkür edelim. Bizim Gökçeler Barajımız... Gazi Paşa'nın sulama suyu için yapılan bir barajdı. Bizim bildiğimiz, yanlış bilmiyorum, yanlış hatırlamıyorum çünkü ben de artık 62 yaşına geldim. Esnaflık yapıyorum, çiftçilik yapıyorum. Bu muadriyetimiz özellikle giderilmesi lazım. Ben evvelsi gün bir Sayın Başkanım Ankara'da toplantı varmış İyi Parti Genel Merkezi'nde. Oraya da katıldım. Sayın Meral Hanım'a bizzat saygılar sundum. Teşekkür ettim. Bu durumu da arz ettim. Ee, Sayın Başkan e, Genel Başkan Yardımcımız bir tane milletvekili varmış. O ile irtibat haline geçtik. Bana diyor ki e, e, Sayın Genel Başkan Yardımcımız sen niye orayı fotoğrafla e, bize Face'den mi, mi o telefondan at diyor. E, şimdi öyle bir güne geldik ki Artık attığımız adımı bile hesaplayarak atıyoruz ki acaba karşımıza neler çıkacak. Oradan da çok korkuyoruz. Onu da açık ve net olarak söylüyorum. Evet. Onun için bunları bildiğim kadarı, anladığım kadarıyla bilgilerinizi de ediyorum. Çiftçilerimizin konusunu zaten başkanım anlattı. Biz evet, de kaçak Bu arada çok önemli bir konunun altını çizmiş oldunuz. Kaçak kayıp diye bir şeyimiz yok. Evet. Yalnız ee, ülke idare eden A ve B partisidir. Şunu arz ediyorum, bunu işte, Ankara'da Bakanlığımızda da icra ettik. Merdiven altı ticareti mutlaka devletimiz görevlileri e, haller aracılığıyla e, bir araya toplamak mecburiyet nedir? Yoksa kenarda kıyıdan kaçak vergi, vergi yok, algı yok, dert yok, telaş yok. Bunları ancak hal çatısı içine toplarsa belki daha düzenli, daha tertipli olacak diye düşünüyorum. Benim anladıklarım, bildiklerim, görebildiklerim de bu kadar. Evet. Biz de bu taleplerinizi aracı olduğumuz için ayrıca memnun olduk. Çünkü bizim de gözlemlediğimiz konulardı bunlar. Tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Ayağınıza sağlık, ekibinize ve kendinize. İnşallah devlet büyüklerimiz de bu bizim buralardaki konuşmalarımızı dinlerler. Bizi de bu memleketin ferdi olarak, üretici olarak, çiftçisi olarak gerçekten orada da bir sıkıntı vardır diye düşünürler diye düşünüyor. Hepinize buradan saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler. Ömrümüz saygılar bizden. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun. Teşekkür, Teşekkür ederim. Evet, Gazi Paşa'nın o zengin üretim dokusu aslında beraberinde sorunlarla birlikte yürüyor. O sorunları tek tek aldık değerli konuklarımızdan. Şimdi Sayın Hidayet bilgiçle ile biraz o sorunların geneline bakacağız ki gerçekten çok önemli başlıklar var o genel sorunlarda. Hemen ilk başlıkları alalım isterseniz sizden. Öncelikle hoş geldiniz. Ben ziraat mühendisiyim. Gazipaşa'da yaklaşık 25 yıldır hem üretim hem zıra ilaç ve gübre bayiliği yapıyorum. Yani tam üretimin içindeyiz. Öncelikle Gazipaşa son yıllarda özellikle tropikal üzerinde çok atağa geçti. İşte avokado üretimi çok arttı. Muzu örtü altına aldık. Örtü altında olunca e, üretim alanları biraz daha Aynen, geniş evet. arttı. E, dağlar, taşlar, tepeler, Manavgat Ovası, Serik Ovası, oralara Silifke'ye kadar muz üretimi yaygınlaştı. Ama Gazipaşa'da da e, epey yaygınlaştı. Son yıllarda pitaya dediğimiz ejder meyvesi, e, mango, blueberry gibi e, Gazipaşa iklimine uygun Hı hı. Ee, ürünler de girerek yelpazemiz çok daha genişletti. Tabii tabi ki bu da Gazipaşa'da ciddi anlamda susuzluğa yol açtı. Çünkü bu tropikal bitkilerin su tüketimi çok fazla. Ee, alanlar çok genişleyince su yetmez oldu. Bizlere yetmez oldu. İşte Geçen günlerde Göçük köyündeki kuyuların kuruduğu haberini aldık. Beyrebucak köyündeki kuyuların kuruduğunu haberini aldık. Yani e, üretim e, tropikal üretim yaygınlaştıkça susuzluk da ön plana çıkmaya başladı. Tabii ki şu anda dağlar taşlar hep e, avokado, mango, muz üretimi olduğu için de daha henüz daha yeni filanlar küçük halde. Bir de bunların büyüdüğünü, su tüketiminin daha da artacağını düşünürsek gelecekte e, bizi ciddi anlamda bir e, kuraklık senaryosu beklediğini düşünüyorum. Ee, yani bunun içinde Gazi Paşamızda Gökçeler Barajımız var. Acilen tarımsal sulama amaçlı Gökçeler Barajının faaliyete girmesi lazım. Ee, hatların işte destekleyici göletlerin işte e, Göçük Köyü'nde, Kaladıran Köyü'nde yapılması planlanan göletlerin acilen yapılması lazım. O köylere de suyun Gökçeler suyunun götürülebilmesi lazım. İşte son günlerde de o Gökçeler Barajı'nda da bir HES projesi var. Şu anda yapılma, yapılmak aşamasında. Artık o suyu koskoca göletin suyunu Gazipaşa halkına verirler mi? Sulama kullanırlar, kullandırırlar mı? O da bir soru işareti muallak. Yani önümüzdeki yıllar bir sulama sorunu olacağı gözüküyor yani. Yani bu kadar üretim potansiyeli, bu kadar ihracat potansiyeli olan bir üretim merkezinde hemen yanı başında bir baraj varken susuzluk yaşanması da gerçekten yani böyle altı kırmızı kalemle çizilecek bir durum. Ya yani acil çağrı Gerektirecek bir durum. Acil yardım ve destek gerektiren bir durum. Evet. İşte bazı köylerine sulama hatları döşendi. Kapalı sistem borularla köylere ulaştı ama işte geçtiğimiz günlerde Hastere köyünde bu borular patladı. Beyrubucak köyünde borular patladı. Macar köyünde son bir haftada iki defa boru patladı. Artık açıkçası ben de o boruların düzgün döşenip döşenmediği konusunda bir soru işareti de oluştu yani inşallah daha ilerleyen süreçte bu patlamalar gerçekleşmesin diye düşünüyorum. Evet söz konusu Gökçeler Barajı da şu arkamızda gördüğünüz tepelerin hemen ardında ilçeye yaklaşık 15 kilometre mesafede. Yani hemen ilçenin yanı başındaki bir barajın ilçenin susuz bırakılmasına göz yumulması da yetkililerin takdirine bırakıyoruz. Ve diğer konumuza geçiyoruz ki o da çok önemli. Tropikal meyve üretiminin ilçede ne kadar arttığıyla ilgili e, takip ediyoruz e, üreticilerimizi de. E, önemli gelişmeler oldu. En son sizinle yaptığımız röportajda e, Türkiye'nin ithal muza ihtiyacı olmadığını konuşmuştuk. Yani buradaki üretim alanlarının yeterince e, ülkeye muz sağlayabildiğini de konuşmuştuk. Şimdi durum nedir? Diğer tropikal ürünlerde durum nedir? Şimdi sadece muz değil aslında tarımsal ürünler olarak Türkiye'nin hiçbir şeye ihtiyacı yok. Yani buğdayını yetiştirecek iklimimiz var, arazimiz var, mercimeği yetiştirecek, arpamızı yetiştirecek, muzumuzu, salatalığımızı, domatesimizi. Yani o kadar mükemmel bir coğrafyada yaşıyoruz ki yani toprağa diktiğimiz her şey ürün veriyor. Yeter ki biz bu toprakları koruyabilelim. Yani ve toprağı işleyebilelim. Üretenleri koruyalım. Üretenleri koruyalım aynı. Son günlerde üst düzey makamdaki büyüklerimizle konuşmaya başladı işte. Evet. Ekilmedik bir karış toprak kalmasın dedin. Evet. Aslında yaklaşım çok güzel. Ama bu sözü arkasını doldurmaları için bu topraklar bu Çukurova bir Konya Ovası niye ekilmiyor? Bu e, üreticiler, çiftçiler niye ekim bıraktı? Bunu bir irdelerlerse, buna bir çözüm yolu bulurlarsa bizim e, Türk toplumu her şeyi eker diker üretir zaten. Biz e, bırakın kendimizi yetmeyi, e, ihracat yapabileceğimiz ürünleri bile biz yetiştirebiliriz. Yeter ki üretim desteklensin, üretici desteklensin, çiftçi desteklensin, girdi fiyatları düşürülsün. İşte son günlerde gübre fiyatlarını takip ediyoruz. Yani avartesi söylüyorum 5 kat arttı. Bir üre gübresi 5 kat arttı. MAP 3 kat arttı. Nitrat o biçim. E, DAP 3 kat arttı. Yani bütün girdiler 2 kat 3 kat arttı ama e, bizim burada işte bugün bakıyoruz salatalık 2 lira. Yani maliyeti karşılaması mümkün değil. İşte e, son günlerde reklam dönmeye başladı. Avokado 4.90. Ya şimdi marketlerde 4.90 düşünebiliyor musunuz? Daha bu yıla kadar biz yeşil avokadoyu bahçeden 5 lira 6 lira 7 liraya satıyorduk. Bu yıl tutmuşlar yurt dışından avokado getirmişler marketlere 4.90'a satıyorlar. Yani marketlere 4.90 olması demek çiftçi de 1 lira 2 lira olması demek. Yani çiftçinin kar etmesi imkansız. Keza muz öyle. İşte muz 10 liraya düşmüş. Biz geçen yıl 7 lira 8 liraya yeşil muzu satıyorduk. Şimdi marketlerde 10 lira. Dolayısıyla çiftçi para kazanamayınca girdiler bu şekilde artıyor, fiyatlar geriliyor, zararına üretim yapamadığı için zaten üretici üretmeyi bırakıyor. Evet. Yani diğer İç Anadolu'daki ortam e, niye, niye üretimi bırakıldıysa, bıraktılarsa çiftçiler bizim yakın bir gelecekte e, Gazi Paşa'da da böyle bir tehlike, üretememe üretmeme tehlikesiyle karşı karşıya olabiliriz diye düşünüyorum yani. Çiftçinin üretmemesi demek e, yani Türkiye'nin... Gıda güvenliğinin bir yerde yok olması demek. Ya Hem gıda güvenliğinin yok olması, Havlu tehlikeye gelmesi demek. Hem de dışarıya bütün sen tarımını dışa bağımlı hale getiriyorsun. Yani kendin hiçbir şey üretmiyorsun. Her şeyi yurt dışından aldığın zaman ülke ekonomisi de giderek kötüye gidiyor. Türkiye'de şu anda bir kriz yaşıyorsak, Bence benim şahsi düşüncem üretememekten dolayı bir kriz yaşıyoruz biz. Üretmemekten dolayı, her şeyi ithal etmemizden dolayı. Bizim dolarlarımız, paralarımız, dolarlarımız hep dışarıdan bize geleceği yere bizim paralarımız dışarı gidiyor. En büyük tehlike yani inşallah o muzda, avokadoda da benzer durumları yaşamayız. Umuyoruz ki sağduyulu bir el şey, tarımımıza dokunur ve bu tablo değişir. Peki bu tablo değişirse Gazi Paşa e, daha neler yapar acaba? Yani bu imkansızlıklar içinde bu kadar önemli yeni işler başardı. Yani resmen tropikal meyve cennetine dönüştü bir yerde. E, ne gibi hedefler var? Ya, ya da hedef demeyelim de şu anda hedef koymak belki bu şartlar altında çok şey görünmüyor, mümkün görünmüyor ama e, daha neler yapabilir? Gazi Paşa çiftçisi. Yani Gazi Paşa çiftçi desteklenirse e, üretimi arttırır. Bırakın Türkiye'ye yetmesini yurt dışına gıda ihraç edebilecek e, seviyeye gelir. Tropikal ürünler dedi. Hem tropikal hem diğer ürünler. Evet. Yani e, şey de öyle e, domates, salatalık da öyle. Evet. Zaten biz e, yıllardır Ukrayna'nın Rusya'nın dikenli salatalık ihtiyacını karşılıyoruz. Yani Rusya'nın o ihtiyacını karşılarız. Diğer ülkelerin tropikal ürünlerini karşılarız. Diğer ürünlerin gıda Sera salatalığının domatesini karşılarız. Yani her şeyini karşılayabiliriz biz. Umarız ki önümüzde böyle iç, iç aydınlatacak bir tablo görünür. Bütün bu sorunlar da çözümlenir. Biz de zaten bu programları o amaçla yapıyoruz. Üreticimizin sesi duyulsun, talepleri duyulsun ve bir an önce bu sorunlara çözüm gelsin. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizlere Gazi Paşa'ya, bizlere bu fırsatı verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Cebeli Tepe'sinden Gazi Paşa'ya kuş bakışı bir konumdayız ve Gazi Paşa'nın o bereketli topraklarında yetişen ürünleri tarımsal üretimiyle ilgili söyleşimiz devam ediyor. E, Tropikal meyve üreticileri kooperatifi yönetim kurulu üyesi e, Sayın Ahmet Aslan'la konuşacağız şimdi. E, Gazi Paşa gerçekten son yıllarda çok büyük bir ime kazandı tropikal meyve üretiminde. Ee, adeta ikliminin e, meyvelerini topluyor diyebilir miyiz? Evet. evet, evet. <laughs> Öncelikle Ulusal Kanal'a ve sizlere, bütün çalışanlara çok teşekkür ederiz. Bizlerin sesini dünyaya duyurduğunuz için ayrıca teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür tropikal bölgelerde yetişen ürünlerin %95'i şu anda yayın yaptığımız ilçemize yetişiyor. Gazi Paşa öyle bir iklime sahip ki mikroklima iklimini burada görmeniz mümkündür. Tabi alternatif tarım olarak bu egzotik bitkiler ürünler diye bahsedilen tropikal ürünleri çiftçiler kendi imkanlarıyla, kendi bireysel çalışmalarıyla ilçemize kazandırmaya çalıştılar. Yani ilk başta deneme yanılmalarla, evet. değil mi? Evet. Daha sonrasında ürün aldıkça ama yılmadan. Sürekli deneyerek, sürekli yenilikleri keşfederek sanırım değil mi? O, o macerayı biraz anlatır mısınız bize? Çünkü o da öyle kolay bir şey değil. Şimdi evet katılıyorum. Gazi Paşa çiftçisi zordur. Mücadeleyi çok sever. Evet. Çok çalışkandır. Yani ülkemizde en çok çalışan çiftçi Gazi Paşa'da. Bay bayan aynı şekilde çalışırlar. Tabi bazı yasaklar ve gümrükten zor geçirildi bu bitkiler Türkiye'ye girerken. Onları, o, o aşaması var bir de değil mi? O aşaması var. Ee, i̇lk ejder, e, yanılmıyorsam Türkiye'ye bir valizde, yurt dışında çalışan bir arkadaşımız, Mersin tarafında bir arkadaşımız valizde o dalları kopararak gizlice getirip üretimi ilk Anamur'da başladı ve ülkemize yayıldı. E, Gazi Paşa, e, tropikal bölgelerde yetişen bitkilere ben vatanıyım dedi artık. Yani ben artık burada varım dedi. Yalnız bizim Tarım Bakanlığı veya Ticaret Bakanlığı biliyorsanız şeyden biraz geriden gelir. Çiftçilerden veya icat veya buluş yapmak isteyen vatandaştan biraz geriden gelir. Biraz merak etmezler. Ki biz ses getirdiğimiz zaman kooperatifler kuruluyor. Festivallerde isimlerimiz, üretilen ürünlerin reklamı yapıldıktan sonra devlet bir kulak veriyor biraz geç verilmesine dolayı az şikayetimiz var ama devlet babaya da çok da güveniyoruz. Böyle alternatif tarıma yönelilmesi için devletimizin teşviklerini, desteklerini bekliyoruz. Evet. 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 Ee, peki şimdi kalem kalem sayacak olursak Tabii, say neler var Gazi Paşa'da? Gazi Paşa'da e, ilk olarak tabi muz ilk başta ardından avokado. Şu anda ejder meyvesi. Bakıyoruz artık her yerde pazar tezgahlarında Gazi Paşa'nın ejder meyvesini görüyoruz. Ejder meyvesi, çarkıfelek, karambola, yıldız meyvesi, ağaç kavunu, papaya. papaya. Bunlar yetiştiği ana vatanlarından. Belki daha kalitesini yetiştiriyoruz biz. Çünkü ithal gelen ürünleri görüyoruz. Özellikle ejderi ve diğer çarkıfelek yani. Şimdi onlar ithal gelene kadar, yani o yetiştikleri memleketlerden gelene kadar zaten çiğ olarak da toplandıkları için, yani ham olarak daha doğrusu toplandıkları için çok öyle bir önemli bir aromaya, lezzete kavuşmadan geliyorlar değil mi? Bu arada çok saygın, çok değer verdiğimiz, bir boşluğu dolduran, insanların ve çiftçilerin derdine tercüman olan ulusal kanal vasıtasıyla, iyi bir konuya e, işaret ettiniz. Oralarda yetişen bitkiler veya tropikal ürünler ilçemize, ülkemize bir ayda geliyor. Çünkü çok uzak doğuda yetişiyorlar. Tropikal bölgeler çok uzak. Gemi ticaretiyle geldiği için bir ay içindeki o aramalar, o e, gerekli olan vitaminler, onlar biraz değer kaybediyor. Ama Türkiye işte Avrupa'nın dibinde. Bir günde Avrupa'ya ulaştırabiliriz biz. Yeter ki devletimiz bize destek versin. Ki şey oran olarak da, hani ürünün miktar olarak da aslında ihraç edebilecek şeye de geldi noktaya da geldi değil mi? Tabii ki o ithal ürünlerden daha kaliteli. Aroması daha güzel. Çünkü orada yetişen tropikal ürünler Türkiye'ye gelinceye kadar zaten aromasını kaybediyor. Kaybediyor. Sizlere çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Bir de pazar sorununuz var. Şimdi e, tabii üretimin desteklenmesi önemli. Bir de burada üretilen ürünlerin de e, değerinde alıcı bulması, evet. değil mi? O pazar sorununun da çözülmesi lazım. Onunla ilgili de yetkilileri bir farkındalık yaratmakta fayda var. Katılıyorum. Bizim bu yetiştirdiğimiz ürünleri daha ciddi bir tüccarlarla veya ilçemizde bulunan veya diğer bölgelerde bulunan haller kanalıyla pazarlanmasında fayda var. Ama onlar da biraz da bize soğuk bakıyorlar. Yani biraz sıcak bakmıyorlar. Tonaj olarak çok az ürettiğimiz için yeni ürün bunlar. Biraz da deyim ise yabancı durmaya çalışıyorlar veya es geçiyorlar. Onlar bizim önümüzde olsa pazar sorununda hiçbir sıkıntı olmaz. Şu anda zaten tropikal ürünlerde pazar sorunu yok. Sıkıntısı da yok. Onlar bizim önümüzde olursa daha çok kazanırız. Çünkü alternatif tarım diyoruz ya. İşte alternatif tarımın geçmesi için hem çiftçilerimize yardımcı olacağız, daha çok para kazanacağız. Çok özür dilerim. Daha çok para kazanacağız noktasından almak istiyorum sorumu. Çünkü bir de tabi bunlar diğer şey domates salatalık gibi, ürünler gibi yani belli bir seviyede, fiyatları belli seviyede olan ürünler değil, gerçekten çiftçiye de kazandırabilecek ürünler değil mi? Evet. Evet doğru söylüyorsunuz. O, aya göre, mevsime göre fiyatlar değişiyor. Tarım e, tarımda zirai girdilerin en düşük, en az masraf ettiğiniz e, tarım sektörü tropikal ürünleri yetiştirmede oluyor. Evet. Bir. Bir, bu da bilinmeyen bir bilinmeyen. nokta. Çünkü oradan bir kar ediyorsunuz. Salatalık, domates ve diğer serada ürettiğimiz ürünlerin maliyeti çok yüksek. Az önce konuşmacı arkadaşlarımız zirai gübrelerin ne kadar pahalı olduğunu, zirai mücadelede kullandığımız ilaçların ne kadar pahalı olduğunu dillere ifade ettiler. Evet. Ama tropikal ürünlerde bilhassa Türkiye'de yetişen tropikal ürünlerin aromasının neden iyi olduğunu şuradan söylüyorum. Sıfır ilaç çok önemli. Zira ilaç hiç kullanmıyorsun. Zira gübre de minimum. Tamamen e, hayvansal gübreyle yetiştiriyorsun. Zaten e, ben buranın vatanıyım diyor. Ben buranın evladıyım dedi artık şey. Tropikal ürünler. Kazanç olarak çok iyi. Biz bunu ama kooperatif olarak ama kişi olarak ama diğer arkadaşlarımız kendi ferdi olarak çiftçi arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani öneriyoruz. Emeklerin karşılığını alabilmesi için daha çok para kazanmak istiyorlarsa buradan da ilan ediyorum. Alternatif tarım dediler ya, tropikal ürünlere geçseler onların yararını olur. Evet. evet. Hele hele böyle Gazi Paşa gibi gerçekten iklimi eşsiz, evet. toprağı eşsiz, insanı eşsiz bir ilçenin e, böylesine güzel ürünler üretiyor olması en azından önündeki engellerin kaldırılması için bizim de çağrımız ve bir nebze katkımız olmuş olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ulusal kanalın bu konulara zaten ne kadar yakın olduğunu, ne kadar sıcak durduğunu, ne kadar ilgilendiğini ve ne kadar sahiplendiğini biliyoruz. Biz tekrar size ve ekibinize çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdığınız için sizlere başarıların en büyüğünü talep ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Çalışkan Gazi Paşa çiftçisi toprağa damlattığı alın teriyle suladı tropikal meyvelerini ve Gazi Paşa'yı tropikal meyvenin vatanına dönüştürdü. İşte bu güzel söyleşiden böyle bir sonuç çıkardık ama sorunlar hala çözüm bekliyor. Özellikle hemen şu dağın ardındaki Gökçeler Barajı'nın artık önünün açılması ve Gazi Paşa ürünlerini sulaması gerekiyor. Bunu öğrendik. Tarımsal girdilerdeki sorunlar burada da devam ediyor ve hal yasası meselesi yine Gazi Paşa çiftçisinin de hal komisyoncularının da önünde bir engel olarak duruyor. Evet biz sorunları konuştuk, çözümleri de konuştuk. Artık gerisi yetkililere kalmış. Görüşmek dileğiyle.